gelen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gaziantep'leri kahramanlık misali olarak alabilirler. Selam olsun Kamillere, selam olsun Kara Yılanlara, Şahin Beylere, Yirik Fatmalara, selam olsun, selam olsun şehitlere, gazilere, selam olsun, selam olsun Gaziantep'i dünyanın dört bir köşesinde yaşayanlara, yaşatanlara, selam olsun Gaziantep gönüllüsü güzel insanlara, selam olsun kalbi Antep ruhuyla çarpanlara, selam olsun. Ben Anteplileri gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Gaziantep'i değil, tüm Türkiye'yi kurtarmışlardır. Ben Antepliyim, Şahinim, ağam. Mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Zerdali çekirdeğinden ekmek. Ne mermi vardı, ne de tüfek. 6317 avrat, herif, uşak, devşek. Antep değil, Gaziantep demek gerek. Gaziantep'e gazilik unvanının verilişinin 100. yılı kutlu olsun. Hoş geldiniz sevgili iki çırtık hanek ailesi, sevgili Gaziantepliler. Sevgili Gaziantep'ler, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Gaziantep'imizin gazilik unvanının verilişinin 100. yılına böyle özel bir program yapmak istedik. Bu gecenin konukları bir anne ve oğul olacak. Neden o konukları seçtiğimi de az sonra anlatacağım. Onlar zaten kendi kendilerini tanıtacaklar sizlere. Antep'in Kurtuluş Günü bir takım sebeplerden dolayı bu böyle bir yayın açamamıştım. Ama en azından 8 Şubat Gazilik günümüzde böyle bir program yapmak istedik. Evime hoş geldiniz, haneme hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Bakalım konuğumuzu alalım, konuklarımızı alalım. Biraz da kalabalıklaşalım bu arada, hem de zamanı doldururuz. Antep'in gazilik unvanı nasıl verildi, neler yaşandı, neden verildi, neden sadece Gaziantep'e gazilik verildi, gazi denilince neden önce Mustafa Kemal Atatürk ve Gaziantep akla gelir, bunları konuşacağız. Konuklarımızı alalım, onlarla birlikte inşallah devam edelim. Şimdi evet, konuklarımızı... Evet, konuklarımdan bahsedeyim ben size bu arada. Evet, davet edemiyorum konuğumu. Sevgili Semih, beni duyuyor musun? Arkadaşlar, canlı yayın bağlanırken ben konuklarımı şöyle küçükten bir bahsedeyim, kendilerini anlatacaklar.
Evet, hoş geldiniz evimize. Gözler efendim. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Merhabalar Şule abla, Semih kardeşim, hoş geldiniz. Onlar şimdi, ben hemen topu size atacağım, tevazu gösterecekler, kendilerini pek anlatmayacaklar. Çünkü anne oğul hakikaten çok tevazu sahibi insanlar. Efendim, Gaziantep'imizin birçok bulvarına, birçok sokağına, birçok meydanına ismini vermiş Tüfekçi Yusuf'un torunlarıyla karşı karşıyasınız. Tüfekçi Yusuf, ben çok kısa anlatacağım. Çanakkale Savaşı'ndan başlayarak birçok cephede savaş vermiş, birçok cephede kahramanlıklar yazmış. Antep'imizin de kurtuluşunda müthiş destekleri olan, müthiş buluşlarla, müthiş işler yapan bir kahraman gazimizdir. Allah gani gani rahmet eylesin tüm şehitlerimize, gazilerimize. Efendim, hoş geldiniz. Ben hemen dededen başlayarak sizden önce bir girizgah yapmanızı isterim. Öncelikle ben başlayayım. Annem biraz heyecanlı. Ben Semih Sayın. Demin Ayhan abinin bahsettiği Tüfekçi Yusuf aslında benim büyük dedem. Anne tarafından dedemin babası oluyor. Benim küçüklüğüm kendisinin hikayelerini dinleyerek ve Antep savunmasında yaptıklarını dinleyerek geçti. Bundan dolayı da ben biraz tarihe meraklıydım. Merakımı yani ilk başlangıç noktası bu. Ve bunun üzerine biraz araştırmalar yapıp bir şeyler öğrendikçe bunu çevremle paylaşmaya çalıştım. Ayhan abi de sağ olsun bugün bu sebeple bir yayın yapalım dedi. Madem 100. yılmış dedi. Ve ben de yani tarihçi değilim ama merak ettiğim ve öğrendiklerimle size katkıda bulunmak için bu akşam yayına katıldım. Esas burada annem konuşacak olan. Evet anne, kendini tanıt ve önce istersen sonra da Tüfekçi Edeyi Yusuf'un anlatalım. şimdi bir Evet. yoldan bahsedelim. Tabii günün öneminden dolayı heyecanım iki kat daha fazla şu anda. Siz sordukça daha rahat konuşacağım. Tamam. Şimdi Tüfekçi Yusuf kimdir? Tüfekçi Yusuf neler yapmıştır? Böyle başlayalım. Sonra Antep'in neden işgal edildi? Kimler geldi? Kimler ne yaptı? Niye biz böyle bir hareket başlattık kendimizi kurtarmak için gibi. Önce isterseniz merhumu Yusuf, Tüfekçi Yusuf Efendi'yi tanıyalım sizin ağzınızdan. Nerelerde neler yapmış, Antep'te neler yapmış. Annem aşağıdan beni dürtüyor. Şu an sen Çok samimi. şimdi şöyle başlayalım. O zaman anlatmaya. Tüfekçi Yusuf'un küçüklüğü tabii Osmanlı'nın son dönemlerine denk geliyor. Osmanlı'nın son döneminde halkta şöyle bir yapı var. Türk kökenli olanlar asker ve Yahudilerle Ermeniler de, Ermeniler zanaatte, Yahudiler de ticaret ilişkilerini ellerinde tutuyorlar. Osmanlı'nın genel halk yapısı böyle. Yusuf Usta da böyle bir dönemde dünyaya gelmiş bir çocuk. O dönemde anlatılanlar mesela şimdi Bakıcılar Çarşısı'nda Gaziantep'e gelmiş olanlar da görmüştür. Çarşıyı gezerken birçok böyle bakır işiyle uğraşan, orada dövme falan yapan insanları görüyorsunuz. Eskiden böyle çarşıda gezerken bir ustanın ki genelde bu ustalar Ermeni olduğu için işine fazla dikkatli baktığında yaptığı işin üzerine bir örtü örter ve kalkar gidermiş. Çünkü bu zanaat öğrenmesin Türkler diye. Kendiler böyle bir şey yapmasınlar diye. Bu bilgi bizde paylaşılmazmış. Tüfekçi Yusuf ise küçüklüğünde sarışın ve renkli gözlü bir çocuk olduğu için ve ismi de Yusuf olduğu için bir Ermeni ustasının benim bildiğim kadarıyla annem Evet. de burada tasdiklerse Ermeni ustası tarafından böyle samimi görünmüş. Yusuf, Yusuf yani kendilerinde de olan bir isim bir de sarışın kendine benziyor diye. Ve bir Ermeni ustası tarafından çırak olarak yanına alınmış. Ve bu sayede tüfek tamirini öğrenmiş. Aslında sadece bir kişi ama daha sonra Çanakkale'de olsun, ondan sonra gelip Antep savunmasında olsun yaptıklarıyla o bir kişinin bile bir değişikliği ne kadar büyük sonuçlara yol açmış. Gerçekten yani keşke o ustanın bilgisi olsa da veya elimizde bir şekilde ulaşma şansı olsa da sorsak yani bunların bu kadar büyük bir şeye yol açacağını tahmin eder miydin diye. Tüfekçi Yusuf'un sahneye, tarihe çıkış noktası Çanakkale Harbi. Çanakkale Değil mi? Harbi, Nasıl Çanakkale evet. Harbi'ne katılıyor? Şimdi dedem Çanakkale'ye askerliği onaylandıktan sonra Çanakkale'ye
3 gün davul çalınmış zaten o seferberlik davulunun arkasından. Askerliği onaylanınca kendisini kimsenin evden dışarı çıkıp da göndermesini istememiş. Evin içinde vedalaşmış. Herkesin elini öpüp çıkarken en son bohçasını, torbasını omzuna alıp da evin kapısından dışarı çıkarken annesinin hani çömeldiğini görmüş. Ondan sonra da annesi son gördüğü şey o. Ondan sonra oradan kalkamamış. Ve 3 ay sonra da vefat etmiş. Annesine inmiş. Ve bunu Çanakkale'de, şimdi dedem Çanakkale'ye gittiğinde de elinden her iş geldiği için bozuk tüfekleri aslında çok hazin şeyler var. biraz hızlı gittiği için ben biraz yavaşlatıp anlatayım. Bence kaç yaşındaydı gittiğinde? 20'li yaşlarında. Bu normalde askere gitmemesi gerekiyormuş ama seferberlik sırasında, çünkü daha önce iki abisini şehit mi veriyor? Asker alıyorlar zaten. Bu evin üçüncü ve son erkek çocuğu. Bunu gitmemesi gerekirken kendisi başvuruyor savaşa gitmek için. Burada savaşa giderken benim hatırladığım, rahmetli Mustafa dedemden dinlediğim hatırladığım, tren tabii ki Çanakkale'ye kadar götürmüyor bunları. Sanırım Balıkesir'den bir noktadan sonra yürümek zorunda kalıyorlar cepheye kadar. Ben yanlış hatırlıyor da olabilirim ama böyle bir durum var ve yürürken bunlar tabii Anadolu'nun o zamanki sefaletinden de dolayı yürüdüklerinde ayaklarında yaralar falan çıkıyor. Tabii bunlar yürüdükleri yol boyunca da sahra hastaneleri falan var. Onların bu ayak yaraları için merhemler veriliyor. Ama savaşa yaklaştıkça gelen yaralıların o kadar kötü durumunu görüyorlar ki merhemleri saklayıp cepheye vardığında cephedekilere veriyorlar. Yani o kadar fazla yaralı varmış. Ve yine benim dedemden dinlediğim kadarıyla savaşa aslında bir oyun gibi gitmişler. Çünkü yaşları küçük. Kendi arkadaşlarıyla beraber savaşta bir oyun gibi gitmişler ve büyük dedemin söylediği, Tüfekçi Yusuf'un söylediği, cephede işte arkadaşıyla konuşarak bir yandan da düşmana kurşun sıkarken konuşuyor, soru soruyor, cevap gelmiyor, soruyor, cevap gelmiyor, dönüp bakıyor ki arkadaşı alnından vurulmuş ve şehit olmuş. İşte diyor, biz o zaman savaştığımı anladım diyor ve ondan sonra yani oyun olarak gittiği ve bir çocuk olarak gittiği cephede orada bir asker oluyor. Esas yani, hikayesi böyle. Evet. Yani burada cephe ön safhalarda savaşmış. Tabii. Ön safhalarda bulunmuş. Daha sonra kabiliyeti ve el emeğinin, el yatkınlığı olduğu için de galiba silah. Buyurun. Şey var. Bozuk tüfekleri hep tamir ediyor. Onun deyimiyle arkadaşlarım beni gambazlamış diye. Çünkü Zeytinburnu Silah Fabrikası'na usta aranıyor. Elinden iş gelen usta aranıyor. Kendi ona başvurmuyor. Arkadaşları söylüyor komutana. Ve hemen alınıp Zeytinburnu Silah Fabrikası'na yollanıyor. Çünkü teknik eleman o kadar büyük ihtiyaç ki mühimmat gönderilecek. Ve bunu sağlayacak arkada teknik eleman yok. Ve elimden iş gelir diyenler de yok, öyle bir iş gelen yok. Yani çok darda bir zamanlarmış o zamanlar. Şimdi abi savaşta askerler savaşır, doktorlar yaralı iyileştirir ama savaşı mühendisler kazanır. Yani esas bütün savaşlarda bu Fatih Sultan Mehmet döneminde mesela İstanbul savunmasında bizim galip gelmemizin en büyük sebebi o zamanki teknik donanımın en üst seviyede bizde olması. Şimdi Osmanlı'nın son dönemlerinde ne yazık ki elinde bu kadar yüksek teknik bilgiye sahip insan sayısı çok az. Yok yani. Böyle alaylı yetişmiş dedem gibi insan sayısı da çok az. Deminki söylediğim sebeplerden dolayı. Çünkü Türkler savaş dışında herhangi bir şeyde bir faaliyette bulunamıyorlar. Çanakkale'deki savaşımızı da Birinci Dünya Savaşı'nı dinleyenler de biliyorlardır. Almanya ile biz ortak giriyoruz savaşa ve Almanya bize silah yardımında bulunuyor. Bizim Mavzer dediğimiz aslında Alman malı tüfeklerin adı, Pimapen gibi. O tüfeklerin adı Mavzer. Bize Mavzer yardımında bulunuyor ama gelen Mavzerler 20 sandık gönderdilerse 10 sandıktaki bozuk. Bozuk tüfek yani. Ve bunları tamir edecek insan arayışı var. Sürekli cephedeyken her gün bunun haberi çıkarmış. İşte aranızda silah tamirden anlayan var mı? Ve herkes
bu cephedeki aktif çatışmadan kaçınmak için ismini yazarmış. Yani ben cephe gerisine gideyim de buradaki savaş ortamından uzaklaşayım diye. İsmini yaz. Benim büyük dedem ise ismini yazdırmamış çünkü savaştan kaçmak gibi gördüğü için kendisi cephede kalmayı tercih etmiş. Ama silahları gece işte kendi bildiğindeki arkadaşlarının tüfeklerini falan tamir ettiğini bilince arkadaşları yazmış ismini bu tüfek tamirinden anlar diye ve hemen orada zaten cephe gerisinde bir test ederlermiş. Test etmişler ki tüfekçi Yusuf gerçekten yani Yusuf Usta gerçekten silah tamirinden anlıyor. Bu sefer İstanbul'da Zeytinburnu silah fabrikasına göndermişler. Orada bu hikayede anlatayım yani Müdür Ahmet olayını bence çok Evet. yani İstanbul'da Zeytinburnu silah fabrikasına gittiğinde Müdür Ahmet diye birini bulmasını söylemişler. İstanbul'a gitmiş Zeytinburnu'nda Müdür Ahmet Bey'in işte odasını bulmuş yanına girmiş. Böyle böyle demiş işte Çanakkale cephesinden gönderilen işte askerlerden tüfekçi Yusuf filan Yusuf Usta. Adam bu Müdür Ahmet denen adam kalkıp yani başını kaldırıp bakmamış bile kim olduğuna. Masasının üzerinde bir tane sürahi varmış. Cam bir sürahi varmış. O sürahiyi şöyle kendisi yazı yazdığı yerde sürahiyi önüne itmiş. Demiş ki git bana bu sürahiye bir kapak yap da gel. Yusuf Usta almış sürahiyi aşağı imalathaneye inmiş. Doldurulmamış top mermilerinin kovanlarından bir tanesini almış. Onun işte pirinç gömleğini kesmiş. Uydurmuş bir şekilde kapak yapmış. O kapağı da daha şu basmalı bir şekilde yapmış. Basınca kapağı açılıp kapanacak şekilde pimle beraber. Yapmış ustayı, şeyi, sürahiyi. Ondan sonra almış getirmiş Müdür Ahmet'in önüne koymuş. Müdür Ahmet denilen kişinin önüne koymuş. Müdür Ahmet böyle bir kaşını kaldırmış bir bakmış sürahiye. Bir eliyle basmış mandalı açmış kapatmış. Ondan sonra kalkmış tüfekçi Yusuf'a bir tane okkalı tokat indirmiş. Oğlum demiş sen bu zamana kadar neredeydin? Madem Biz senin gibi adam arıyoruz sen bu ya. zamana kadar neredeydin demiş. Ve yanlış bilmiyorsam ceketini alıp burası artık senin demiş ve dedeme teslim ederek çıkmış. Benim büyük dedem Birinci Dünya Savaşı'ndan Çanakkale'de ustabaşı olarak Evet. terhis edilmiş. Evet. Burada ben araya gireyim. Yeni katılanlar oldu. Şimdi yeni katılanlara hemen söyleyelim. Semih Sayın ve Şule Sayın meşhur bizim Antep'imizin meydanlara ismini veren Tüfekçi Yusuf. İstiklal Harbi'nden başlayarak Çanakkale'den başlayarak Antep savunmasına kadar gelmiş Yusuf Usta'nın, Tüfekçi Yusuf'un torunlarıdır. Şimdi size anlattıkları şeyler inanın hiçbir yerde dinlemediğiniz hikayeler. Hiçbir yani hikaye derken de yanlış anlamayın, yaşanmışlıklar. Evet. Bunun bir ne yazılısı var ne de başka bir yerde görsel bir şey var, videosu var. Onun için bence çok önemli. Paylaşılması çok önemli. Aileden, ilk elden bunları duyuyor olmamız çok önemli. Zeytinburnu'nda ne kadar kalmış? Zeytinburnu'ndaki süreç ve sonrası. Evet. Sen de izah edeceğim. Zeytinburnu'nda oradan terhis oluyor zaten savaş bitinceye kadar orada ama arada bir şey var süngü kısaltma meselesi var orada dedem cephedeyken süngülerin çok uzun olduğunu fark ediyor. İngiliz süngüleriyle karşımızdaki İngilizlerin süngüleriyle Osmanlı süngüsünün farklı olduğunu fark ediyor. Osmanlı süngüsü o zamana kadar biraz böyle balta gibi ucu daha böyle açık. İngiliz süngüsü de bıçak gibi, daha çok bıçak gibi. Ve bir süngü savaşı sırasında bizim zayiatımız İngilizlerin 10 katı kadar falan oluyor. Çünkü bu balta gibi olan süngülerde sapladığın gibi karşıdaki düşmana Doğru. et geri sıkışıp da çekemediğin Aa. için değil mi? Yok Yanlış mı? evet Ha. çok doğru da yani. Bu kadar Evet. detaya mı girmeseydik? Savaşın Yani koşulları içerisinde. evet yani Biz küçükken mesela hani savaş gören ninelerin dedelerin yanında büyüdük. İnanın anlatmazlardı. Yani biz şöyle yaptık, böyle yaptık. Yani şimdiki zamana bakıyorum. Yani gerçekten çok zor zamanlar geçirmişler. Yani yanındaki artık arkadaşlarını, sevdiklerini kaybetmişler. Ama yine de bize savaşı anlatmazlardı. Yani orada bir hani ne diyeyim bir saygı vardı, farklı bir durum vardı. Yani biz mesela bu öğrendiklerimiz de yani aile toplantılarında, Ramazan davetlerinde ancak o zaman
Yani dedemle ninem anlatırdı. Normalde her gördüklerinde bize bir şey anlatmazlardı. Bir de bunun üslubu vardı yani. Her şeyi bilmezdik, her şeyi anlatmazlardı. Anlattıkları zaman da dediğim gibi yani bütün ailenin toplandığı o Ramazan davetleri öyle büyük aile toplantılarında olurdu. Böyle evet. Bir şey. Yani Süngün'ün şurada şeyi çok önemli. Dedem o süngüleri aslında oradan başlıyor. Antep halinde de geldiğimizde şimdi göreceksiniz. Kısaltılması gerektiği konusunda sürekli izin istiyor ama verilmiyor. Fakat daha sonra bir denemek için sadece bir şeyin onun süngülerinin kısaltılmasına izin veriliyor. Zaten hepsinin yaşı da küçük yani kuvvetli de değiller. Fakat öyle bir şey oluyor ki bir mucize gerçekleşiyor. Hakikaten o gün mağaraya gidenlerin çoğu sağ salim dönüyor. Onun üzerine de hepsi süngülerin hepsi kısaltılıyor. Yani böyle de bir şey var. Bu iletişim üstüne söylüyor. Evet. Evet. Daha sonra bu, da... yok buyurun. Bu hakikaten benim de ilk duyduğum bir şey. Sizle de daha önce konuştuklarımda, Semih'le daha önce konuştuklarımda anlatılmamış bir şey. Hakikaten şu anda tarihe not düşüyorsunuz. Yusuf Usta'nın yaşadıklarıyla anlattıklarınızdan. Duyduklarımız hakikaten ben tüylerim ürperiyor. Buyurun devam edin. Zeytinburnu'nda neler olmuş, terhis olmuş ve Antep'e dönebilir Yusuf Usta. Evet, Asteğmen rütbesiyle terhis oluyor. Mesela o kışlada da tren beklerken... Bu arada ordudan terhis oldu dediği Osmanlı ordusu dağıtılıyor. Yani evet. Mondros'ta teşkilat seferden sonra Osmanlı ordusu dağıtılıyor. Dağıtıldıktan sonraki dönüşü bu. Antep'e. Tren beklerken çok acıklı yani birlikte yani akşam mesela yerde yatıyorlar, sabah tren gelecek ama uyandığında akşam birlikte yattığı arkadaşı ölmüş mesela. Orada o zamanlar bitlenme şeyleri filan da soğuk da. Soğuk evet. Yani bir yandan hani canlı askerler hani bir şekilde o Çanakkale'den sağ dönenler trene binerken bir yandan da işte atlı tahta arabalar gelirmiş. Oradan ölenleri yükler, taşırlarmış. Yani bu şekilde işte trene biniyor. Trende Pozantı'ya kadar geliyor. Ve üzerinde asker forması dedemin. Sanırım 6 tane genç Pozantı'dan sonra yürüyerek Antep'e doğru geliyorlar. Hatta Pozantı'da sel basmış, onları Bilecikli birisi varmış, Çanakkale'den birlikte döndükleri. O Bilecikli asker tek tek sırtına alıp geçirmiş, yüzmeyi o biliyormuş galiba. Ne yapıyorlar? Antep'e kadar gündüz köylerde saklanıp gece yürüyerek öyle geliyorlar, Antep'e geliyorlar. Neden saklanıyorlar böyle? Çünkü üzerinde asker üniforması var. Yani askerlikten terhis. Ve Osmanlı'nın son dönemi, yani bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Ermeni çeteleri kan kusturuyor. Yani bizim geride dönen askerleri bulup yakalamak konusunda, özellikle Türk köylerine baskın yapmak konusunda falan kan kusturuyor. Onlardan saklanıyor aslında. Cephe girdiğinde bir Ermeni'ye yakalanmaktan saklanıyor. Ve bu şekilde saklanarak Antep'e geliyor. Antep'e geliyor ki Antep İngiliz işgali altında. 1918 mi? Evet, Semihciğim. 1919. Gelişi Antep'e. 19 gelişi. 19. Evet. Ve şu sözü söylüyor dede. Yahu ne çabuk da gelmişler. Biz bunları daha dün Çanakkale'de denize dökmedik mi? Bizden evvel yetişmişler. Yani dedem, evet. Evet, yani bu da ne kadar talihsiz bir dönemden geçtiğinin Türk milletinin bir resmi şeklinde. Gaziantep'e geliyor. Antep'e geliyor. Gaziantep geliyor. Değil tabii daha o zamanlar. Antep'e geliyor. Evet, Gaziantep'e geliyor ki Gaziantep işgal altında. Doğru mu? Evet. Bir de şu var. Kimsenin çocuğu giden, Çanakkale'ye giden dönmemişken dedem dönüyor ama anne yok. Annesi zaten dediğim gibi arkasından 3 ay sonra zaten kapıdan çıktığı anda inme geçirmiş ve arkasından 3 ay sonra da ölüyor.
baba ocağı falan dağıtılmış tarumar halde. Kız kardeşi şeyde dayısının yanında öyle bir ortama geliyor dedem ve şehirde işgal altında. Evet. Buradan Semih devam edebilir, evet. Şimdi Antep 15 Ocak 1919'da İngilizler tarafından işgal ediliyor. İşgal sebebini İngilizler genel bir işgalden ziyade, yani şehri kuşatmadan ziyade kışı geçirmek için işte atlarını besleyecek ve yiyecek temin edecek bir işgal durumu olduğunu söylüyorlar. İlk başta böyle geliyorlar. Ancak İngilizlerin şehri işgal etmesiyle beraber daha önce Birinci Dünya Savaşı'nda şehirden gönderilmiş, yani Anadolu topraklarından Suriye'ye gönderilmiş olan Ermeniler de şehre dönüş yapıyorlar. Bu özellikle İngilizler değil ama bilhassa bu Ermeniler şehirde çok büyük taşkınlıklar çıkartıyorlar. Türklere karşı yani kendi eşyalarından da fazla olacak Türklerin eşyalarına göz diktikleri için çok fazla elli kanlı olaya bulaşıyorlar. Hatta bu öyle bir seviyeye geliyor ki İngilizler yani Hristiyan olmalarına rağmen Ermenilerin yanına tutmaktansa her iki taraf arasında denge korumaya özen gösteriyorlar. Yani ne Ermenilere destek olup Türklere zalimlik yapıyorlar ne de Türklerin Ermenilere baskın gelmesine sağlıyorlar. Aradaki dengeyi korumak, yani kendilerini bir nevi polis gibi burada tutuyorlar. Tabii burada şöyle bir durum da var. Neden böyle bir İngiltere neden aşırı sert bir tutum izlemiyor? Ya da Türkler mesela o sırada Antep neden İngilizlere aşırı bir şekilde karşı koymuyor? Şimdi savaşlar genelde biz böyle tarih derslerimizde hep tarih vererek anlatır. İşte 15 Ocak'ta İngilizler işgal etti. İşte ondan sonra 29 Ekim'de Fransızlar işgal etti. Sanki bu arada başka hiçbir şey olmuyormuş gibi. Bu savaşların hepsi teknik ve planlama işidir. Şimdi İngilizler Anadolu topraklarında bir yerleri işgal ederken aslında büyük bir planları var. Çünkü orada esas büyük elma şey var. İstanbul var. İstanbul'un işgali söz konusu. Şimdi Antep'te böyle bir aşırı bir harekete girse İstanbul'daki işgali kendisinin problemli bir noktaya düşebilir. Çünkü çok fazla tepki göreceğini biliyor. Ki halkın Antep'e geldiklerinde, Ermeniler geldikten sonra Antep halkının Ermenilere karşı koymasından zaten Antep'in asla rahat bir şekilde işgal edilemeyeceğini de fark ediyorlar ve bu yüzden geri duruyorlar. Aynı durum bizim Türk tarafı için de geçerli. Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra biliyorsunuz Erzurum ve Sivas kongrelerini yapıyor. Bu kongrelerle filan esas burada yapılan savaşa hazırlık, bunun planlama kısmı. Bu planlama kısmı içerisinde olduğumuz için hem biz kendi teşkilatlanmamızı yapıyoruz hem bizim düşman devletler kendi teşkilatlanmalarını yapıyorlar. Bundan dolayı bu dönemde çatışma çok böyle savaş diyeceğimiz bir çatışma olmadan geçiyor. Bu dönemde böyle bir dönem. Bu dönemde Tüfekçi Yusuf da Antep'teki ileri gelenlerle beraber İmalata Harbiye'nin kurulması için çalışmalara başlıyorlar. İmalata Harbiye dediğimiz aslında Türk Kurtuluş Savaşı'nın teşkilatlanma yapısında çok önemli bir yere sahip. Bu Ankara'da da var. Ankara'dakinin fotoğrafları da epey internette dolaşıyor. Savaşı devam etmesini sağlayacak olan tüm ekipmanları üretmek için Antep'te de ufak bir atölye kuruyorlar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam burası için bir torna tezgahı Adana'dan mı? Evet, Lohanizade'nin kitabında olan, şurada gösteriyorum dedemin resmi, tezgah başında olan. Bunu işte o Çanakkale'den dönerken 4 yılda bu tezgahı görüyor dedem. Ve şey yapıldığında, İmalat Harbiye kurulduğunda, evet, Antep Merkez Eğitim Kurulu teşkilatlanmaya başlandığında bu oradan alınıp getiriliyor. Evet. Dört yoldan galiba anladım. Bildiğim kadarıyla bu tür imalathaneleri Antep'teki o kendi kendine oluşan mağaralar ya da el yordamıyla açılmış mağaralardan birine kuruyorlar. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Benim bildiğim çarşı tarafında pasajın orada değil mi? Büyük pasajın orada kuruluyor Ayhan abi. Evet, büyük pasajın alt katında. Alt katında, ha, yine mağara, evet, gibi mağara tarzı bir yer, yani gözükmeyen, evet, bir yer. Evet. Şey var abi. Savaş sırasında Antep'in, mesela Antep'te savaş deyince Fransızlar ilk başta, yani şehri asla şehir merkezine giremiyorlar. Şehir merkezinden püskürtülmüş durumda. Yani bu
Bu savaş Antepliler şehre Fransızlar şehre girdi de sokak sokak olan bir çatışma gibi değil. Şehir merkezi tamamıyla Türklerin kontrolü altında. Yani o çarşı, kale tarafları falan tamamıyla Türklerin kontrolü altında. Fransızlar bu eski Amerikan Koleji dediğimiz bina tarafında orada konuşlanıyorlar. Orası biraz daha şehrin dışında kalıyor. Çünkü Antep dediğimiz eski Antep kale civarında yerleşmiş durumda. Çatışmalar zaten bu iki taraf arasında oluyor. O yüzden İmalat-ı Harbiye ve Mecid Barlas'ın hastanesi falan hepsi çarşı tarafında. Şimdi bildiğimiz çarşı tarafındalar. Ama tamam yani savaşın bu yönü, mevzilenme falan planlar hepsi konuşuluyor da. Şimdi ben öğretmen olduğum için her zaman için çok dikkatimi çekmişti. Yani zaten küçükken dinlediğimde de hani savaşın içindesiniz. Yani bu çocuklar gidip boş fişekler falan topluyorlar. Ama niye yine de bu çocuklar mesela dedemin işte silah yapım atölyesinde yine de çocukları toplayıp birkaç saat ders veriliyor orada. Eğitim veriliyor. İlginç. Yani bu nasıl bir şeydir? Ben aslında hayret edilecek şeylerden birisi. Yani oradaki ruhu anlamak lazım. Yani ne büyük bir şey. Ne kadar böyle bir şey var. İleri görüşlülük. Organize olmuşlar. Yani moral yüksek. Yani her zaman için benim bu çok hayret ederim. Siz öğretmen gözüyle baktığınız için hocam ilginç bir tespit bu. Öğrencilerime de örnek veririm. Yani orada o kadar top tüfek sesinde ve çoğu da zaten bunların öksüz yetim. Yani öyle evlerde rahat rahat yemek yiyip falan öyle hiçbir şey yok. Hem açlar hem belki de bir tek babaları var o cephede. Bunlar fişek topluyorlar. Yani çok muazzam bir şey. Ve buna rağmen yine orada oturup hani ders görüyor bu çocuklar. Evet. Eğitim alıyorlar. Ve bir de şey bu barut için hani hiç barutumuz falan yok. Bir hercile falan toplanıyor ya. Tam onu soracaktım. Evet. Bir de bununla ilgili yine eski Anteplilerden sanırım vefat etti. Bir tanıdığım demişti ki bize temizliğe gelen yani küçükken temizliğe gelen yani yardım için bir yardımcı kadınımız vardı. Onun kolları dirseklere kadar yanık içindeydi der. Güvercinle toplamaktan kadının kolları yanmış. Yani çocuğuyla, kadınıyla herkesin tek vücut olduğu bir savunma, bir kuşatmanın altındalar. Ve herkes yani son damlasına kadar, gücünün son damlasına kadar şey veriyor orada. Ne kadar büyük bir şey. Çok. Şey hatırlıyorum Semih'ciğim, sen de yanılıyorsam düzeltirsin lütfen. İngilizler sanırım Fransızlara teslim ederlerken şehri bazı bir takım silahlarını çalışmıyor diye ya da bozuk diye bırakırlar. Burada da deden yine devreye girer diye okumuştum bir yerde, yanlış mı hatırlıyorum? Yok abi o hikaye şu makine tüfek hikayesi. Ondan önce de şey var, bu silahlarınızı teslim edin yoksa koku alan köpekler var, evlerinize girip bulunursa idam edilirsiniz falan diye de bir şeyleri var. O zaman işte en son saklanan silahlar da o zaman çıkarıp evlerden imha ediliyor. Yani külliyen silahsız ortam yani. Halkın içinde silah yok yani. Evet. Makine tüfek hikayesi. Evet. Ha, İngilizler giderken de diyorlar ki buraya Fransızlar gelecek belki lazım olur diye. 3 tane makinalı tüfek veriyorlar ama şey yok. Kurşun muşun fişeği falan hiçbir şey yok. Sadece İngiliz malı. İngiliz fişeklerine uygun. Levis marka. Öyle denir. Levis marka. Makina tüfek bırakıp gidiyorlar burada. Bırakırken de bunlar size lazım olur diyorlar. Çünkü işte bu savaş yani sadece Antep'te olan bir şey değil. Anadolu'nun her tarafında oluyor. Çünkü bu sefer de İstanbul konusunda Fransa ile İngiltere arasında çatışma var. Kim şehre hakim olacak? İstanbul'un esas işgalcisi kim olacak diye. Bu
kendi aralarındaki çekişmeden dolayı da Antep'te böyle bir şey yapıyorlar. Giderlerken 3 tane makine tüfek bırakıyorlar. Bu size lazım olur diye. Ama bunun... ama hiç şeyi yok. Makine tüfek var ama ne mermisi var, ne yatağı hiçbir var. Hiçbir şey yok. Şey. Evet, hiçbir şey yok. O da koruma altına alınıyor. Bir de başına da bekçi görevli veriliyor. Yani ona zimmetleniyor. Bir de böyle kilit altına alınıyor. Öyle şey de değil. Ortada gezmiyor. Evet, ilk ayaklanma başlıyor Antep'te. Dede Gaziantep'te. Tabii ben bugün gün içerisinde bana bir paylaşım yaptıktan sonra orayı da vurgulamak isterim. Antep savunmasında Atatürk'ün gazilik konusunda hiçbir katkısı olmadığı gibi bir şey yazmıştı bir arkadaş, sağ olsun. Ben itirazımı da yazdım. Atatürk ülkenin genelinin derdine düşmüş. Antep zaten kuşatılmış. Fakat Atatürk çok akıllı bir insan. Galiba bildiğim kadarıyla Kılıç Ali Paşa'yı gönderir Antep'e, Antep örgütlensin diye. Evet, kendi yaveri Kılıç Ali Paşa'yı gönderiyor. Ya burada bunu söyleyen arkadaş kimse umarım bizi dinliyordur şu anda. Şimdi Antep iyi bir insan, evet. Antep savunması sırasında şöyle bir olay yaşanıyor. Gaziantep'in artık direnişinin son zamanlarında İkinci kolordu var şehrin dışında toplanmış olan. İkinci kolordu deniliyor ama kolordu büyüklüğünde değil, ancak bir tümen büyüklüğünde. Ha, bu arada şunu da unutmamak lazım. Gaziantep'in bu Kurtuluş Savaşı süresince yaptığı, yani bu kendisi savaştığı dönemde daha bizim bir düzenli ordumuz yok. Yani Ankara hükümeti bir düzenli ordu kuramıyor. Daha birinci İnönü, ikinci İnönü savaşları yapılmadı. Bu savaşlardan da önce artık Osmanlı son 100 yıldır sürekli savaşta olduğu için aslında Anadolu halklarında da bir savaştan bıkkınlık var. Mustafa Kemal ve Ankara hükümeti ilk düzenli ordu kurmaya çalıştığında günlük orduya kendisini gönüllü yazdıranların sayısı ordudan kaçanlardan sayısından daha az. Yani ordunun sayısı sürekli azalıyor. Böyle bir durumdayken Antep savunma yapıyor. Şimdi Mustafa Kemal Antep için ne yaptı ki diye sorulunca işte aklıma mesela şu geliyor. Antep savunmasının son günlerinde bu dışarıda toplanmış olan az miktardaki 2. kolorduya Fransızlara karşı savaşma emrini veriyor Atatürk. Fransızlara gidip şehri komutan Goga galiba, Fransızca nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Onun getirdiği birliğe karşı savaşma emri veriyor, ancak onunla başa çıkabilecek konumda değil. Çünkü gelen birlikte hiç olmasa 4 tane uçak var. Böyle bir tam donanımlı bir birlik. Ve bu olayın önemi şu: biz Kurtuluş Savaşı'nı anlatırken hep işte Doğu cephesinde Ermenilerle savaşıldığını, işte Batı cephesinde de Yunanlarla karşı savaşıldığını söyleriz. Bir tek Antep'te 3 büyük devletten, yani bu İngiltere, Fransa ve İtalya'dan bir tanesine karşı savaş veriliyor. Yani Türk ordusunun Fransız ordusunu 3 büyük devletten birisine karşı koyduğu tek yer bizim cephe ve bu sadece Antep'e destek olunması için yapılıyor. Aslında o kadar büyük bir hamle ki eğer bu savaş çok büyük bir Fransa'da tepki toplasa, Türk ordusunun, Ankara hükümetinin Fransa'ya karşı savaştığı ve bununla ilgili düzgün bir kendileri orada bir çalışma yapsalar, belki İngiltere ve Fransa'da kendi ordularını cepheye sürecek ve savaş çok daha içinden çıkılmaz bir hal alacaktı. Atatürk buna rağmen Antep'e yardım olsun diye, bunu öngörmesine rağmen Antep'e yardım için böyle bir hamle de yapıyor. Ve esasen burada şunu söylemek isterim. Ben bir Antepli olarak bundan gurur duyuyorum çünkü. Umarım söyleyince siz de hak verirsiniz. Kurucu meclisin, birinci meclisin gazi unvanını verdiği iki kişi var. Yani iki yer var. Birisi Mustafa Kemal Atatürk, birisi de Gaziantep. Biz Atatürk'ten yardım gelecek diye bir şey yapmadık. Biz Atatürk'e yardım olsun diye yaptık. Bizim savaşımız buydu. Biz Mustafa Kemal'le omuz omuza savaşma şerefine ermiş durumdayız. Yani dolayısıyla Atatürk bize yardım etmedi. Bu karşılıklı. İkimiz de, yani biz Atatürk'e yardım ettik, o da bize çok yardım etti. Ruhu şad olsun. Bu noktayı ya, bu konuyu da ben böyle böyle yorumluyorum çünkü. Doğru bir bakış açısı ve bakış açısı güzel hakikaten. O zamanki ülke genelinde kaosla uğraşırken Antep'in kendi kendini kurtarması, zaten Atatürk'ün o söylediği sözde de yer etmiyor mu? Evet. Ben Antepleri nasıl gözlerinden öpmem ki?
Onlar evet, sadece Antep'i değil tüm ülkeyi kurtarmışlardır diye. Buyurun Semih'ciğim. Abi o sözü ne zaman söylendiğini biliyor musun? Bilmiyorum işin doğrusu. Abi o söz savaştan sonra sanırım 1932'de olsa gerek, yanlış hatırlamıyorsam, Antep'in kurtuluşu için Ankara'da gece düzenleniyor. Atatürk hem o gece iştirak ediyor. Geceden çıkıp kendi evine döndükten sonra da gecede kalanlara bir telgrafla bildiriyor bunu, bu durumu. Yani adam nasıl içselleştirmişse eve gittikten sonra bile düşünüp tekrar teşekkür mahiyetinde gönderiyor bu şeyi. Bu ben Antep'lerin gözlerinden nasıl öpmem ki dediği yazıyı. Ya buradaki işte bizim de Antep savunmasındaki kahramanlığın yani bir cümlede bence anlatımıdır. Evet. Çünkü Antep savunması hakikaten 11 ay hiçbir iaşe, hiçbir mühimmat almadan direnmesidir. Peki savaşa girdik. Efendim valla. Çok aradan girmiş olacağım ama. Söyle lütfen. Yani Atatürk'ün adı geçince bunu söylemeden edemeyeceğim. Sarayburma'yı çok severmiş, biliyor musunuz? Sarıburma dedik ha. Söyle abla, söyle. Antep'e geldiğinde hani yolcu ederken tabii ki baklava ve Sarayburma trene kadar götürülmüş. Onda birkaç tane yedikten sonra içeriye haber göndermiş. Haritasını aldım diye. Yani kaç tane yediğimi biliyorum diye. Ama tabii herkes içeride de tadına bakınca tabii ortada kalmamış ama hani onu da gülerek karşılamış sonra. Böyle de bir şey var. Antep dönüşünde böyle de bir hikayesi var. Evet, ben bunu size yani, bahsetmiştim. Evet. Buyuruz abla. Hayır, adı geçmişken tatlanmak istiyorum da onun için. Çok güzel. Böyle de bir Atatürk'ümüzün anısını söyleyeyim dedim. Evet, ben buna da katkı olarak söyleyeyim. Belki birçok izleyicimiz bilmiyordur. Semih de bunu biliyor, siz de biliyorsunuz. Atatürk 1933'te gelir ilk defa Gaziantep'e. O zaman da birçok Anteplinin yapmadığı, artık unuttuğu bir çorba ikram edilir. Herkes yuvalama diyebilir. İşte tabii tarihte yazılır. Öz çorbası diye bir çorbamız var bizim. Buğdaydan yapılan bildiğim kadarıyla. Evet. Kemik suyuyla kaynatılıp. Evet. Öz çorbası diye. Yani buna şey diyebiliriz. Etle yapılmış keşkeğin daha sıvı hali, daha sulu hali, evet, diyebiliriz. Evet. Öz çorbası yemiştir. Üstüne de Şule ablanın dediği gibi sarıburma deriz biz. Sarayburma da denir. Şimdilerde bülbül yuvası oldu adı. Ondan ikram edilmiş. Dedenizin onda ama sözünüzü kesiyorum. Şimdi o yemekte dedem de var da. Öyle o mi? Masanın, tabii o masanın turşu meselesi var. Acı anlatıyorum, biz bunun için başladık programı. Onu da başka zaman anlatayım. Şimdi Boşça'daki her şeyi de boşa atmayayım. Arka kıyamı yaptı. Çok güzeldir. O turşusuyla meşhur birisi varmış da işte istemeye gidiyorlar. Çok naza çekiyor. Yani bayağı bir olaylı o. Sonunda o da geliyor yalnız yemeğe. Öyle de şey var. Ama tabii Atatürk biraz rahatsız olduğu için yani kısa bir gezi. Dediğim gibi dedem de o yemekteymiş. Tabii o akşam neler olduğunu falan anlatmıştı. Bunu daha önce de yazmıştım. Bugün ama onları anlatmayacağım. Her şeyi de yani dediğim gibi torbadakileri, tamam, dökmeyeyim. O zaman şöyle yap. Lewis marka tüfeklere sonra gelecek miyiz? Tabii onu şimdi oradan devam edeceğiz. Zaten orada kaldık. Tamam. Evet, devam edin. Tamam. Devam edin. Yani bu konuyu zaten babamın da bununla ilgili röportajları falan var. Belki izlemişsinizdir. Bu makinalı tüp, şimdi içeride sivil halk olduğu için bizim çarpışmalarımız hep yakın mesafeymiş. O tüp, makinalı tüfek tamir oluncaya kadar. Tabii onun da şeyi var, yine Zeytinburnu Silah Fabrikası'ndaki gibi. Şimdi o 3 tane tüfeği bekleyen heyet merkezliğinin başına diktiği çavuş dedemi daha önceden tanıyor. Ve dedemin o tüfekleri tamir edebileceğini biliyor. Sürekli de diyor ki bunu Yusuf Usta'ya verelim. Yani bizim fişeklere alıştırsın.
Şimdi ortam öyle bir şey ki tüfek bulsanız kurşun bulunmuyor. Kurşun bulsanız tüfek, yani ortada Fransız tüfeğinin ayrı kurşunu var. Osmanlı'nınki zaten Alman kurşunu, o da öyle ayrı şeyi var. İngilizlerinki başka. Yani böyle de bir ortamdayız. Bir de arka planda aslında Batı cephesinde Yunanlara karşı verilecek büyük savaşın da getirmiş olduğu bir tedarik şeyi var. Yani şimdi bu makine tüfekleri Antep'te kullanmak mı mantıklı, yoksa saklayıp bir şekilde cepheye göndersek de Yunan'a karşı mı kullanılsa diye de bir düşünce olduğu için onlar muhafaza altında tutuluyor. Dedeme gelmeden önce. Sonra bir gece kaçırıp mı getiriyor? Evet, bir tanesini. O kendisine çok güvenen, o tüfekleri bekleyen, o dedemin yapacağına inanan çavuş bir tanesini dedeme kaçırıp getiriyor. Tabii teknik detaylarını şimdi uzatmayayım. Dedem onu Osmanlı fişeğine alıştırıyor. Yani babam öyle kullanırdı o tabiri. Alıştırmak doğru. Evet, bu su soğutmalı bir makinalı tüfek. Yani babam bunu anlattığında dedim ki baba, o zaman bu yani hani Çanakkale'de Seyit Onbaşı var ya, mermiyi kaldırmış. Aynı şey yani, bir katır yükü kadar ağırlıkta bir soğutmalı makinalı tüfek. Yani yanında su şeyiyle falan. Ve bunu adam omuzlayıp Çınarlı'ya gidiyor. Yani başka zaman bunu yüklen deseler belki yüklenemezdi. Yani yapamaz. Orada da bir şey var. Orada da bir iman gücü var. Yani ve dedem bunu yapıyor işte, sabah bu Çınarlı'da kullanılacak. Kendisi de ninemi Antep dışına almışlar dedem rahat çalışsın diye, güvenliği için. Artık idam edilirim diye, çünkü şey izinsiz yapıldı ya, hani o yeni de evli, hani bir son bir kez işte ninemi görüp de gelecek. Şeyden Antep'ten o Akyol'un oralarda herhalde, evet, öyle bir şey ha. Makinalı tüfeğin tak 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 sesini. Kendisi diyor. At üzerinde köye doğru giderken Çınarlı cephesinde makinalı tüfeğin kullanıldığını duyuyor. Ateş ettiğini duyuyor ve oradaki korkusu şu: ben merkez heyetine söylemeden böyle bir iş yaptım. Benim idam kararım gelir. Yani beni idam ederler artık diye savaşta. Yasak, çünkü o kilit de altına alınmış. Bu kadar da söylenmiş, yapılmamış. Ve işte bizim o aslında orada bir askeri şey de var. O gün işte ilk defa biz uzun mesafeli çarpışmaya girmişiz. Evet, Fransızlar artık iyice geri çekiliyorlar o çatışmadan sonra. Türklerin elinde makine tüfek olduğunu öğrenince onlar da ev baskınlarını falan bir kenara bırakıp şehri uzaktan top atışı altına almaya başlıyorlar. Evet, evet. Burada ben şunu söylemek isterim. Şunu söylemek isterim. Sevgili takipçiler, izleyenler de bizi dinliyorlar. Arkadaşlar, Çınarlı cephesi olağanüstü derecede yakın çatışmaların olduğu, olağanüstü derecede her iki tarafların da kayıp verdiği Antep'in en ateşli cephesiydi. Onun için o silahın yapılıp Çınarlı cephesine getirilmesi belki de... Çünkü, evet. Yani bizim elimizde öyle bir silah yok. Onu biliyorlar yani. Onlar da şaşırmışlar. Antep'teki yani, şeyin değiştirdi yani. Seyrini değiştirmişti, evet, o silah. Evet. O açıdan çok önemlidir. Çünkü birkaç cephe var. Çınarlı cephesi var. Samsak tepe var. Antep'te evet. Karagabir var bildiğim kadarıyla. Evet. Ya en çatışmanın en çok olduğu, en yoğun olduğu yer Çınarlı cephesi. Evet. Evet. Samsaktepe demişken Samsaktepe. O tarafa. Hani evet. Atla, söyle söyle. Biliyorum, bocamdaki her şeyi dökmeyeyim diyorum ama dayanamıyorum. Döker de herkes çıkınını açsın. Yani dedem o gün o köye ulaşabilmiş mi? Hayır. Hemen heyet merkeziye arkasından adam yollamış, dedemi çağırmışlar. Diğer o iki tüfek de aynı şekilde yapılmış ve yani muharebeye alınmış öyle. Samsaktepe evet. Deyince orada da şey var, konudan konuya atlıyorum. Hiç önemli değil. Karayılan'ı mı anlatacağım? Sonra buyurun. İstediğiniz zaman. İstediğiniz sırayı abla lütfen, bundan bir program daha çıkar bileyim de sen yakalamışken aynada anlatırak sana. Günay Kaleoğlu, Çınarlı kahramanlarından birisi de Tahir Çavuş benim dedem demiş. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Takip edenlerden.
yorumlardan birisi. Şart olsun. Yes. Bir an. Şimdi Sarımsak Tepe demişken şunu da anlatayım. Dedem Çanakkale'den dönerken askeri dürbünle dönüyor. Ninem de şimdi dedemin evi şeye yakın olduğu için camiye yakın olduğu için o zamanki anlaşmalara göre okulun yanı, hastanenin yanı, caminin yanına top atılmazmış. Ninem de işte şey diyor, bunun ninemin sözlü kaydı var. Öğleye doğru, öğleyle sabah arasında çatışma seslerini duyunca evlerinin çatısına çıkıyor. Dürbünle işte o Sarımsak Tepe tarafında bir çarpışmanın olduğunu görüyor. Dürbünle oraya bakarken tabii işte patlamalar, havaya kalkan taşlar falan, bir tane de mor bir poşinin böyle daireler atarak döne döne havaya fırladığını ve yere düştüğünü görüyor. Onunla birlikte de birisinin düştüğünü görüyor. Ve daha sonra evinin yanından, tabii bu öğleden sonra oluyor, evinin yanından merdivene, o sürlüm derdi, merdivene yatırılmış şekilde, meğer o vurulan kara yılanmış, onu geçiriyorlar. Annesi de önde. Evet. Ninem de o olayı görmüş. Orada bir silahının bir olayı var sanki. Öyle derler. Öyle bir anlatı, ay, bu bir anlatılıyor. Yani bunun da yazılı bir kaydı yok ama karayılan şehit olup da getirildiği zaman elinden tüfeğini alamamışlar. Düştükten sonra. Ne zamanki getirmişler işte, annesi gelmiş. Tamam oğlum, artık görevin bitti, rahat ol demiş. Evet. O zaman silah elinden alabilmişler. Böyle de bir bunda anlatmışlardı. Böyle de anlatılıyor. Evet, böyle evet. De bir hikayesi var. Yeni katılanlar var. Soruyorlar. Tüfekçi Yusuf'un torunlarıyla beraberiz. Büyük büyük dedesi Semih'in. Evet. Senin büyük büyük deden. Şule ablanın da dedesi. Az evvel en küçük torunlardan birisiyim. Evet. Yani çok en küçük değil de orta kısımda. Evet. Evet. Bunun dışında Tüfekçi Yusuf tabii savaşın seyri de, yani savunmanın seyri değiştiğinde heyet-i merkeziyeden, yani Ankara'dan nasıl bir ödüllendirilir ya da nasıl paye edinir ya da nasıl söyleyeyim? Tabii bunun peşinde aynı tekrar bir soru soracağım. Dedenizden dinlediğiniz en önemli, böyle en etkilendiğiniz, gerçi biraz önce anlattınız ama aklınıza gelen bir şey olursa onu da anlatmanızı istirham ederim. Dede sonra ne yapıyor? Şimdi şöyle bir mevzu var. Ben nasıl diyeyim? Elimde bayağı kitap da var. Ben bunları boş zamanlarımda okuyorum mesela. Böyle Atatürk'ün 2. Dünya, yani şey, 2. Dünya Savaşı diyorum. Kurtuluş Savaşı sırasında yaptığı tüm yazışmalar. Nereye ne telgraf çektiyse, ne mektup yazdıysa hepsi var. Antep Harbi sırasında şöyle bir olay var. Antep kuşatma altında bir yer olduğu için aslında dışarıyla iletişimimiz de o kadar yüksek değil. Bu Antep'in içinde olup bitenler aslında savaştan sonra Ankara'nın daha çok bilgisi dahilinde oluyor. Antep'te sadece bu dışarıdaki kol orduyla beraber Özdemir Bey'in haberleşmeleri ve bununla Ankara'nın haberleşmeleri var. Arada yanlış hatırlamıyorsam bir kere direkt Atatürk Antep halkına telgraf çekiyor moralleri yükseltmek için, dayanın diye. Bunun dışında çok böyle Antep'teki isimler Ankara'ya bildirilip bu adam işte şunu başardı, şu adam bunu başardı, şu böyle fedakarlıklar gösterdi diye bir durum yok. Savaştan sonra var. Gaziantep'te Özdemir Bey'in hazırlamış olduğu bir liste var. Sanırım bizde de vardı anne o liste. Evet, evet. Gaziantep Harbi'nin 21 kişi mi? Hı-hı. 27 kişi mi? Bir liste var. Yani 30 kişiyi bulmuyor. Evet, Antep Harbi'nde yararlılık gösterip istiklal madalyası almayı hak edenlerin listesi. İlk meclise sunulan ve ilk Antep'teki isimlerin gittiği liste o. O savaştan sonra. Savaş döneminde böyle bir zaten abi kimsenin şeyi de yok. Öyle bir beklentisi de yok. Yani Allah var, Özdemir Bey'in bir yazışmaları var. Bir Fransız komutanlarına verdiği cevaplar var. Yani şimdi şey çok ilginç geliyor. Biz hep genelde savaşta işte büyük isimler, işte Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kazım Karabekir Paşa. Biz bu isimleri biliyoruz ama ya Antep'te de Özdemir Bey Fransız komutanlara bir cevaplar yazıyor abi. Yani her bir
verdiği cevaptan bir kitap, bir roman çıkar. Öyle, o derece yani. Diyor ki bu, mesela bir tanesi aklıma kalanlardan bir tanesinde, bu diyor bir savaş sanatıdır diyor. Siz diyor saldıracaksanız diyor, biz de savunmak zorundayız diyor. Yani biz burayı savunmak zorundayız. Bizim bu şehri bırakmamızı bizden isteyemezsiniz diyor. Siz askerseniz ben de askerim diyor. Yani o koşullarda, o dönemde bu insanların her biri ayrı ayrı yetişmiş müstesna insanlar. Dolayısıyla bu, yani verdiğimiz savaşın büyüklüğü, insanların savaştan da daha büyük oluşu bence çok ilginç bir nokta. Şimdi geldiğimiz noktada birçok şeyi atladık abi. Yani İngilizlerin işgalini söyledik. Aynen. Fransa'nın işgaline gelmedik. Abi ben yani mesela ben bir gerçi artık çok da genç de sayılmam da mesela hep merak etmişimdir neden Antep diye. Yani mesela neden Antep? Yani bu Fransızlar neden böyle Antep'e cidayı dikmiş? Niye Antep'e geliyorlar? Yani bunun mesela merak eden var mıdır? Bilmiyorum dinleyenler arasında ama. Abi şöyle bir durum var. Ben bunu çok araştırdım. Bu bizim Birinci Cihan Harbi'nden de önce 1800'lerde başlayan bir Anadolu topraklarında bir misyonerlik faaliyetleri var. Özellikle Amerika'nın yaptığı bir misyonerlik faaliyeti var. Ben bunu daha önce de birkaç kez sohbet ortamında dile getirmiştim. Aslında günümüz içinde kullanıyorum da o zaman için de geçerli. Gaziantep'in ulaşım imkanı ve bölgeye hakimiyeti açısından sadece bizde değil, bu bütün Batı devletlerinde de şöyle bir konumu var. Antep, Batı'nın doğusu, doğunun da batısı. Tam bir geçiş noktası. Bundan dolayı ki 1860'larda Amerika ilk defa Anadolu topraklarında bir tıp okulu açacak ve İstanbul'da bu Cerrahpaşa'dan sonra Osmanlı topraklarındaki ikinci tıp okulu ve bunu Antep'e açıyor. Bu nokta, bu toprakların önemi bu kadar önemli bir yer. Çünkü yani bunun için Adana, Maraş, Urfa, Halep hepsini değerlendiriyorlar ve Antep'e açma kararı alıyorlar. Çünkü hem bölgeye hakimiyet, hem ulaşım, hem gerekli koşullar, gerekli maddi imkanlar açısından falan Antep bulunmaz bir yer. Fransızlar da bundan dolayı Antep'e işgali daha çok önem veriyorlar. Yani ben şöyle bir sayılar çıkarttım. Mesela çevremizdeki iller Urfa ve Maraş. Urfa'da 3000 kişilik Urfa kuvvetine karşı 1000 kişilik bir Fransız kuvveti var. Ve Fransa zaten Urfa'yı hiç işgal edemiyor. 3 günlük bir çatışmayla Urfa kurtuluyor. Bunun yanında Maraş, 30 bin kişilik bir Maraş'ta bizim kuvvetimize karşı 45 bin kişiyle Fransız ordusu kuşatma yapmaya çalışıyor ki, yani belki asker kökenler vardır. Kuşatma için aslında çok düşük bir sayı. 30 bin kişinin savunduğu bir yere 45 bin kişilik kuşatma çok düşük bir sayı. Ve Maraş'ta 72 günde sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam 72 günde kurtuluyor. Bunun yanında Antep'teki toplam 1600 silahlı, 1000 de silahsız savaşçı var. Toplam 2600 kişi. Ve buna karşı gelen 20 bin Fransız, 1500 tane Ermenilerden oluşmuş Ermeni askeri, 4 tank, 6 uçak, en büyük 155 mm olmak üzere de 11 tane topla geliyorlar. Yani Antep'e gelen kuvvet, Antep'teki savaşan kuvvetin 10 katı. Ve biz bu 10 katı olan kuvvete tam nereden baksan 310 gün, 320 gün direnmişiz. Elde ve dışarıdan hiçbir şekilde bir kutu mermi almadan. 5 tane yardım. Dışarıdan, evet 5 tane mermi bile gelmeden biz buna direnmişiz. Yani bu mesela Antep Harbi veya Antep şeyde, çünkü çok eleştiriliyorum ben mesela, birisi Antep dediği zaman hayır Antep değil Gaziantep orası diye. Neden? Çünkü işte bu sebeplerden dolayı. Yani bunu ne yazık ki biraz öz eleştiri de yapmak gerekirse, Antepliler de çok iyi bilmediği için hani savunulacak ne için Gaziantep dediğimizin farkına varılması lazım. Yani ben onun için bunların hakkında tutulması lazım. Bunu onun için bir dörtlük yazmıştım ya, hatırlarsın sen. Evet abi, evet. Buyurun devam edin lütfen. Buradan şey Şahin Bey. Hayır. Hayır. Ama dediğim gibi her şeyi anlatmayayım. Şimdi bu dediğim gibi son şeyi sormuştunuz bir şey yakın. Neyi? Şuradan şöyle dedemle ilgili
Bir anı. Evet. Şimdi bu kuşatma altındayken Antep'teki tabii ayrılanlar ayrılıyorlar. Ayrılmayanlar, şehrin içinde kalanlar. Yani bu babam dedemden kalan şey Heyet-i Merkeziye akşam namazından sonra evleri geziyor. Tek tek Kur'an'a el bastırıyorlar. Yani bu çarpışacak mısın? Yani bunun için ne vereceksin? O tür konular. Bir günde fakir bir adamın evine geliyorlar. Tabii adam hani param yok falan diyemiyor. Ve tüfek sözü veriyor. Daha sonra da bu, ha tamam. Bence olaya biraz hızlı girdin. Nereden çıktın? Evet. Ha, Mustafa dedemden girersen. Ben biraz hızlı. Yani yok, sen anlat da ben değil, senin hikayen. Şimdi bunu ben çok küçükken dedemden dinlemiştim, bu hikayeyi. O zaman beni çok etkilemişti. Yıllar sonra Gaziantep'te Savaş Müzesi kuruluyor. O sıralarda babamı da bilir kişi olarak çok ziyaret ettiler o müze için. Hatta bir takım şeylerde de gitti, yerinde yardımlarda bulundu. O sırada bu kınalı bir, dediğim gibi bir bu birazdan anlatacağım hikaye tekrar ortaya çıktı. Onunla ilgili babamla röportajlar da yaptılar. Şöyle bir hikaye, dediğim gibi Heyet-i Merkezi ev ev gezip işte bir türlü işte para bulmaya çalışıyor, silah bulmaya çalışıyor. Bu Antepli babamız da tüfek için söz veriyor. Ama yani tüfek, ne evde tüfek var ne tüfek alacak parası var. Ondan sonracığıma sonunda bir tane küçük kızı var. Babam 7-8 yaşlarında diye anlatırdı. Onu alıyor, Halep'e götürüyor. Bir tane bir zengin aileye evlatlık olarak veriyor. Yani bunu hep kızını satıyor falan diye diyor ama öyle bir şey yok. Yani evlatlık veriyor. Ve onun karşılığında aldığı parayla da oradan bir tüfek alıp dönüyor. Yani başka hiçbir şeye de parası yetmiyor zaten. Ve Antep'e geliyor. Dedemin yanına geliyor. Dedeme diyor ki yani bu tüfeğe kurşun yapabilir misin? Dedem de yapıyor ve ölmek için çarpışıyor ama ölmüyor. Yani o savaştan sonra da dedeme hep ziyarete geliyor. Şimdi dedem de çok disiplinli, iş dediğin zaman yani işten kafasını kaldırmayan birisi ama baba geldiği zaman bütün işini bırakıp bütün gün onunla uğraşırmış, ikramda bulunurmuş, giderken de harçlığını verirmiş. Bir iki bu benim babamın dikkatini çekmiş. Ondan sonracığıma babam demiş ki yani ayda bir kere falan gelir uğrarmış. Babam demiş ki yani sonunda hani harçlık veriyorsun, bunu hani başında ver gitsin de biz işimize bakalım. Niye biz bütün gün işimizi bırakıyoruz da hani bu sen yani adamın peşinden gidiyorsun, yani yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz. Dedem bunu duyunca sakın oğlum ha diyor. Sakın ha diyor, öyle bir şey yapma. Bak ben bu adamın ne yaptığını sana anlatayım da sen de benim gibi diyor saygı duyarsın diyor. Ondan sonra da bu hikayeyi anlatıyor babama. Bunu çocukken de biz dedemden dinlemiştik. Böyle bir şey var. O evladını bir daha zaten göremiyor. Uzun sürede yaşıyor. Evet.
Yani böyle böyle hikayelerle biz burayı savunmuşuz. Evet. Evet. Ya Antep kurtarılırken bir takım fedakarlıklarla, bir takım özverilerle kurtarıldı. Gene de bahsettiğimiz gibi işte sizin dedenizin mermi yapmasıyla, silahları ona göre ayarlaması, uyarlamasıyla, halkın evinde ne var ne yok onlarla geçinmeye çalışmasıyla, yemesiyle, içmesiyle Antep. Burada bir Evet araya abla. Tabii abla. girebilir miyim? Dedem sadece silah yapmıyor. Aynı zamanda ameliyat malzemeleri de yapıyor. Mesela Mecit Barlas otoklav kazanın planını çizmiş. Ona göre otoklav kazanı yapmış dedem. Ameliyat aletlerinin şekillerini çizmiş. Ameliyat aletleri yapmış. Tabii bunlar zaman içerisinde kayboldu, gitti. Birkaç Bunların tanesi yakın bir Süzer zamana, Müzesi'nde vardı. evet yakın bir zamana kadar Ama Amerikan Hastanesi'nin sanki yok, o zaten şeye yukarıda vermişti. Kızına vermişlerdi. Öyle şey Amerikan var. Hastanesi'nde Evet. duruyor demişlerdi sanki. Ben alttan yorumları da okuyorum. Şimdi şey, mesela madalya için yapmadık hani şey diye geçiyor. Hani dedelerini söylüyorlar. Evet, benim dedem de madalya verildiğinde biz bunu madalya için yapmadık demiş. Ve babam anlatırdı. Yani takmazmış. Yani madalyayı niye takmıyorsun baba diye. Hani böyle de bir şey var yani. Gönül, alçak gönüllülük var. Evet. Karşılıksız vatan sevgisi var. Evet. Ve ne yap, o kadar büyük şeyler yaptıkları halde ne yaptık ki? Yani bir de böyle şey var. Ya, tevazu var. Bütün bunlar da bir araya gelince işte zaman içerisinde o mucizevi yaptıkları şeyler babam otoklav kazanını anlatırdı. Yani onu görmüştü. Dediğim gibi ameliyat malzemeleri onları da yapmıştı. Yani şey protez yani hayat kurtarmak için gereken şeyleri de yapmıştı dedem. Böyle yani çift yönlü. Sadece Sen silah üzerine değil. Antep Evet. ağzıyla söylersek zanaat sahibi. Zanaat sahibi Evet, bir evet, adammış. evet. Kendine has Şaşırtmayı çok severdi. Yani elinin zanaatıyla öyle diyorsunuz. Allah Allah, bunu nasıl yapmış diye karşıyı şaşırtmayı çok severdi. Aynı şekilde o huy benim babamda da vardı. Belki bilmiyorsunuzdur. yok. Benim babam Beyaz Mustafa diye anılırdı. Bilime. Mucit bir insandı. Evet. Fıstık çıtlatma Bilim. makinesini icat eden kişi. Evet. Yani keşke mümkün olsa da görseniz makinasını. Resmen bir robot yapmış. Ama tabii ki öyle kaldı. Ya işte Ne Antep insanının girişimciliği var burada. Antep insan hakikaten mucit. İşte Mennan Usta bahsedersek konudan konuya girik ya. Uzak doğuda fabrikalara falan girmesi yasaktır rahmetlinin. Yani yazık. fabrikanın içinde gezip çıkıyor. Gelip Antep aynısını tıpkısını kuruyor. Daha iyisini kuruyor. Neyse konudan geçmeyelim. Semih bir şey söyleyecek biliyorum. Buyur Yok Semih'ciğim. abi, ben dinliyordum. Dinliyordum. Konuyu nereden toparlayacağımızı bilemiyorum. Artık o yüzden. Savaş bitti. Şimdi Antep'e gazilik unvanının verilişine gelelim. Çünkü konumuz gazilik unvanı. Hangi tarihte gazilik unvanı verildi? Efendim, heyeti merkeziye karar mı aldı? Antep'ten kimler gitti de versin mi denildi? Bu konuda senin bilgin var. Biz de bilgiyi açız. Abi şöyle savaş devam ederken Antep'e gazilik unvanı verildi. Bu şöyle bir noktaydı. Şimdi Gaziantep 10 ay 8 gün boyunca savaşıyor. Yani biz Fransızlar 29 Ekim 1919'da Antep'i işgal ediyor. Çatışmalar 1 Nisan'da başlıyor. Antep 1 Nisan'da Fransızlarla çatışmaya başlıyor. 1 Nisan'dan biz 8 Şubat'a kadar Fransızlarla çatışmaya devam ediyoruz. Ancak bu 8 Şubat dediğimiz tarihte artık Gaziantep'in son dışarıdan da gelecek yardımlardan tamamıyla umut kesildiği ve artık içeride de savaşacak hiçbir şey kalmadığı için, yani bu artık öyle bir dönem ki mesela zerdali çekirdeğinden ekmek yapıldığını falan herkes biliyor. Bu artık zerdali çekirdeğinden falan yapılan ekmeğin de kalmadığı dönem. Artık hiçbir şey yok. Yani Fransız kaynaklarında bizim bu dönemdeki çocukların
tepelere de ot toplayıp yediği, otladığı yazıyor. Yani o derece bir aşık olan bir dönem. Bu şehirde güvenlikte olduğu için bu zerdari çekirdeklerin acı suyu çıksın diye zehirlenmeler olduktan sonra Mecit Barlas diyor ki bunun acı suyun çıkması için fıçılara basın diye. Şehirde de güvenli yerlerden birisi olduğu için İmalat Harbiye'nin içinde duruyor bu fıçılar ve yine güvenli olduğu için çocuklar da orada yatıp kalkıyor. Şimdi çocuklar da orada yatarken her gece söylüyorlarmış yani yemeyin bunlar zehirlidir ölürsünüz diye. Yine de sabah kalktıklarında bir iki tane çocuğu mutlaka ölü buluyorlarmış çünkü çocuk açlıktan gece kalkıp gizlice o zerdar çekirdeklerin ölüm pahasına da olsa yiyor. Yani böyle bir dönemde ne mağaralardan artık güvercinle toplayıp silah barut yapabiliyoruz. Ne yiyecek bir şeyimiz ne atacak kurşunumuz kalıyor. Artık o dönemde son bir hareketle Gaziantep'teki ileri gelenler, Kuvayi Milliye'nin ileri gelenleri şehir dışına çıkıyor. Ve şehir teslim kararı alıyor. Bunun şehrin teslim kararı alınmasında Ankara'nın da bilgisi var. Kendi başına aldığı bir karar değil. Çünkü Mustafa Kemal ve Ankara hükümeti de bir yandan Fransızlarla aslında kendi ilişkilerini ilerletmiş durumdalar. Çünkü biz bu sırada Birinci İnönü Savaşı'nı kazanmış durumdayız. Biz Yunanlarla ilk yaptığımız savaş Birinci İnönü Savaşı ve onu kazanmış durumdayız. Bu savaşı kazanmamızla beraber hem dünya kamuoyunun hem de diğer devletlerin Ankara hükümetine bakış açısı değişiyor. Çünkü kolay lokma olmadıklarını ve savaşın kendilerine yarar yani Anadolu topraklarında yarardan çok zarar getireceğini farkına varıyorlar ve bizim bürokratik açısından Fransa ile resmi görüşmelerimiz başlıyor. Bu böyle de bir döneme girdiğinde Atatürk masa başına kazanacağını bildiği için Antep'teki savaşı Anteplinin pahasına devam ettirmenin bir anlamının olmayacağı için ateşkes konusunda ve Antep'in teslimi konusunda izin veriyor. Ve bu noktada Millet Meclisi'nde Antep'e nasıl bir destekte bulunabiliriz tartışmaları oluyor. Yani bu Antep bize bu kadar yardımda bulundu çünkü başında da söylemiştim konuşmanın. Anadolu'da hiçbir yer savaşmıyorken biz savaşıyorduk. Yani kimse daha kurşun sıkmıyorken biz şehir olarak kapandık ve biz 10 aydır savaşıyoruz zaten. Ve Kurtuluş Savaşı'nın da fitini yakmış gibi oluyoruz. Evet. Nasıl bir destekte bulunabiliriz diye mecliste yapılan görüşmelerde gazilik ünvanı. Bu daha önce de dünyada başka bir şehre daha verilmiş durumda. Böyle bir uygulama daha önce de var ve bunu Antep'e de yapalım. Antep'e gazilik ünvanı verelim diyorlar ve kurucu meclis 8 Şubat 1921'de tam da Fransızlarla aslında teslim anlaşmasının imzalandığı gün Antep'e gazilik ünvanı veriyor. Evet, az yani, önce bahsettin sen, özür dilerim. Estağfurullah. Atatürk'ün tarihler konusunda çok ince hesapları vardır. Öyle bir denk getiriyor ki yani şöyle söyleyeyim. 8 Şubat 1921 eğer Antep'e gazilik ünvanı verilmeseydi şehrin teslim olduğu, düştüğü gün olarak anılacakken biz şu anda Gaziantep'e gazilik ünvanı verildiği gün diye hatırlıyoruz ve zaferimizi kutluyoruz aslında. Misal buna benzer bir şekilde Antep'in işgali 29 Ekim'deyken, 29 Ekim Gaziantep'in işgali olmuş haldeyken Ankara Anlaşması'nı 20 Ekim'de imzalatıyor. Yani bu tarihlere çok özen gösteriyor. Büyük Taarruz'da da aynı şeyi yapıyor. Sevrim bir gün öncesinde bitiriyor. O tarih hiç yaşanmamış gibi siliyor defterlerden. Dolayısıyla bize de böyle bir günü aslında acıyla dolu bir günü onurla anma şerefini nail ediyor bize. O yüzden de minnettarız ayrı bir noktada. Aynen minnettarız. Az önce arkadaşlar sevgili izleyiciler Semih bu arada doktor kendisini söylemiyor. Çılgınlar gibi okumuş biri. Semih bundan bahsetmedi. Zerdali çekirdeği ekmek yapıp yemek şimdi herkese belki yeni nesilden izleyenler oluyordur. Zerdali çekirdeği kısmi olarak bildiğim kadarıyla siyanür içerir. Aşırı yenirse de siyanürden zehirlenirsiniz yani. Evet. Zehirlenmeyi göze alıp da insanlar bunu yiyorlar. Antep halkının uzun süre gıdasız dayanmasının sebebi de arkadaşlar Antep halkı bir şeyi eve alırken tayla alır. Tay dediğimiz bir çuvalla alır. Yani bir şey alırken bir kilo un almaz, bir kilo bulgur almaz. Özellikle evet. Bir çuval alır. Bizim dayanma sebeplerimizden biri budur. İkincisi çok kolay yemek icat ederiz. Çok kolay yemekler yaparız. Antep Harbi'nde yokluktan çıkmış yemeklerimiz vardır. O ayrı bir video konusu ya da ayrı bir konuşması olsun. Evet.
Şimdi abi bir dedi, noktada bir ekleme yapayım. Tabii bu kadar lütfen. Artık şehirde bu kadar açlık çekiliyor ama savaş bitip de Ermeni vatandaşlar falan evlerine döndüklerinde kilerlerinde ağzına kadar kendi kışlıklarının falan dolu olduğunu görüyorlar. Yani bu kadar açlık çekilmesine rağmen de herhangi bir yağma, bir gasp olayı da olmamış şehirde. Evet. Çünkü daha öncesinde barış içerisinde, yani Musevisi, Ermenisi, evet, Hristiyanı barış içerisinde Antep'te hep birlikte yaşayan insanlardı. Tabii nefret tohumları ekilince coğrafyaya, evet, bir takım insanlar da değişik şeylere kapılıp birbirlerini, dediğim gibi Antep insanı hakikaten şeydir, ne derler ona, konusuna komşusuna kıymet veren kim olursa olsun. Yaşadığı dili, dini, ırkı, bizim orada şey ayrı kayrı yoktu, biz çocukluğumuzdan da biliriz. Benim küçüklüğüm Karagöz Mahallesi, Yahudi Mahallesi. Ben onlara da yetiştim. Onlar bizim özel günlerimizde bize saygı gösterirdi. Biz onların özel günlerinde biz saygı gösterdik. Öyle bir şey. Dede şeyden sonra çalıştı mı, iş yaptı mı ya da savaştan sonra? Rahmetli Tüfekçi Yusuf. Tüfekçi Yusuf savaştan sonra da tüfekçine devam ediyor. Evet, Arasat neydi? Tamiz kahvesinin de... Şu abi tam Tamiz kahvesine dönen sokak var ya, Bakırcan Çarşısı'nın alt yanı. Tam dükkanı, evet, orada. Orada tüfek tamiri ve tüfek imalatına devam ediyor. Ben biliyorum da bilmeyenler için soruyorum zaten. Tamiz'in kız bahçesinde de tam taraf. Tarafında. Ha, ben şu arada. Bir tezgah fotoğrafı var, onu bulmaya çalışıyorum. Evet. Devam ediyor yani. Devam ediyor. Ve şey, her türlü tamir şey üretim. Ne? Teknik ne? Konuda. Ha, yani saat tamiri falan bir şeyler de mi yapıyoruz? Şey, öyle bir şeyler. Evet. Tüm makineyle. Bu mesela. Bu şimdi o şeyde gözüküyor mu? Ne? Nedir? Ha, şu tüfekçi Yusuf. Bu Arasa'daki dükkanı işte. Evet. Önünde bakın, dikiş makinesi var, onu tamir ediyor. Evet, görüntü sizde internet biraz düşmeye başladı galiba Semih. Olabilir abi. Sizin görüntü çok net gelmemeye başladı. Olabilir. Evet, sizin ekleyeceğiniz, sizi çok gördüm bu akşam. Şule ablanın da doğum günü bugün. Sona sakladım ben, doğum günü kutlu olsun abla. Kara baklava tadında çocuklarınla, torunlarınla, torbalarınla güzel yılların olsun inşallah. Amin. Bizi izleyen herkesin olsun. Tek başına güzel olmaz tabii. Hep birlikte. Herkes mutlu olursa güzel olur. Herkes tatlı, evet, olursa sizin tatlılığınız daha güzel olur. Sağ olun. Hep beraber inşallah. İnşallah. Bir ekleyeceğiniz bir şey var mı? Semih, senin yayın bayağı düşmeye başladı. Abi, görüntü. Yayın niye bu kadar düştü bilmiyorum. Bizde her şey güzel görünüyor. Evet. daha yanıtlıkçı. Yani abi, şey alt. Altta yazanlar da var, görüntü net değil diye. Evet, görüntü gidiyor diye. O da eşit, neyse düzelttim. Alaha. Evet, durum. Düzelttim. Evet, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Son olarak neler söylemek abi, istersiniz, duygularınız? Devamını yapmayı isterim. Sadece çünkü mesela az önce değindiğim bir konu çok vardı. Çok sevinirim. Ermeniler, tamam, Yahudiler, işte Türkler bir arada yaşıyormuş. Yani bu konuya da değinmek lazım çünkü ben internette biraz görüyorum hani Gaziantep'in kökeni hakkında bayağı bir özellikle Ermenilerin bayağı bir kendi baskıları var. Yani bu konulara da açıklık getirip tartışmak lazım bence. Ne zaman istersen. Vallahi ben her zaman hazırım. Tamam, senin nöbette olmadığın bir gün sen belirle İnşallah. Tarihi. Gene İnşallah. Böyle akşam böyle dizilerin olmadığı. Herkes biliyorsun dizilere de gidiyorlar. Evet. Dizilerin olmadığı bir şeyde senden yemek kültürünü de konuşmak isterim. Şule ablanın muhteşem yemekleri var biliyorum. Oradan seni gurme yaptı. Semih bu arada hep söylemez bunları, söylemek lazım. Semih müthiş fotoğraflar çeker. müthiş vizörün vardır senin. Ayrıca felaket bir damak düşkünüdür. Yemeği benim gibi çok sever. O yemek konusunda da ayrı bir program yapalım. Bu konunun devamını yapalım. İstediğin şeyde, konu üzerinde. Ne zaman istersen sen söyle. Ben de gün içerisinde ya da bir gün öncesinden takipçilerimize duyuralım. İlgilenenler, tamam, olursa da teveccüh eder, izlerler. Son söylemek istediğiniz şeyler var mı? Abla. Ben şıklığınız için çok teşekkür ederim.
Gösterdiğiniz özen için çok teşekkür ederim. Özlediğimiz şeyler bunlar. Gerçekten bugünün anlam ve önemine binaen sizi öyle görünce gerçekten çok duygulandım. Teşekkür ederim. Böyle zariflikler hep olsun. Unutmayalım bunları. Çok teşekkür ediyorum. Semih'i de son sözlerini aldıktan sonra ben üst üste binmesin konuşmalar diye susuyorum. Abi 100. Gazi yılımız kutlu olsun. Nice yüzyıllarımız olsun inşallah. Amin. Bunları unutmadan, bunlara daha da fazlasını ekleyerek tarihimizi unutmadan ama geleceğimizi de kaybetmeden inşallah bu günlerin daha güzellerini de kutlarız abi. İnşallah. Ben de Şule ablanın doğum günü partisini bölerek sizin burada bana ve takipçilere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Minnettarım. Hakikaten ismi meydanlara verilmiş, Antep savaş tarihinde ismini yazmış birinin torunları karşısında siz söylerken, anlatırken tüylerim diken diken oldu. Yaşamış kadar oldum. Siz Tüfekçi Yusuf kadar değerlisiniz, kıymetlisiniz. Çünkü sizin yaşanmışlıklarınız var. Onları anlattınız, bir de aksettirdiniz. Bizi duygulandırdınız. Dediğiniz gibi gazilik günümüz kutlu olsun. Lütfen olsun. İzleyiciler de bilsinler. Biz kendi aramızda birbirimize Antep deriz. Orada sıkıntı yok ama dışarılı biri Antep derse lütfen Gaziantep deyin. Ben il dışında ya da yurt dışında Antepli misin dediklerinde hayır diyorum. Nerelisiniz dediklerinde de Gaziantepliyim diyorum. Onu vurguluyorum. Siz de benzer davranırsanız sevinirim. Çünkü Gazi kolay olunmuyor. Gazilik ünvanı kolay verilmedi. Evet. 6317 evet. Şehit var. İnsanlar dediği gibi ot yediler. Zehirlenme pahasına zevdali şekilde yediler. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Evet. Minnetle, saygıyla analım. İnşallah bu yayının tekrarını yapalım Semih'ciğim. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz abi. Biz sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne zaman isterseniz yayından ayrılabilirsiniz. Saygıyla, sevgiyle kalın. Doğum gününüz tekrar kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben de tamam. Yayını kapatayım sizden sonra. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, yaklaşık 1 saat 20 dakikadır gazilik günü üzerine Gaziantep'imizin hakikaten medar iftarı Gaziantep savunmasına damga vurmuş Çanakkale'den Gaziantep'e kadar müthiş emekleri olan ülkeye Tüfekçi Yusuf'un torunlarıyla beraberdik. Kendilerine katkılarından dolayı tekrar teşekkür ederim. Bilmediğimiz, duymadığımız dedeleriyle ilgili anıları paylaştılar. Bizim için gerçekten çok değerliydi. Bu arşiv niteliğinde değerlidir. Bir dahaki iki çiftli kanek sohbetlerinde buluşmak üzere. Biliyorum bu ara yayın biraz az açıyorum. Ama değişik değişik konularda tekrar buluşmak üzere. Katıldığınız, zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Siz size mukadd olun. Yerin ve alın. İyi akşamlar.